Arkadaşlar, bir Grand videosuna herkese merhabalar. Arkadaşlar, krankımızı yaptırdım. Şöyle detaylı göstereyim. Arkadaşlar, krankımızın üstü 16 perno. Altı 32 arkadaşlar. Biz ne olur ne olmaz diye bir bakımdan geçirdik ve pernosunu tekrar kaynattık. Yani pernosu falan sıfırladık, bilyelerini falan sıfırladık arkadaşlar. Arkadaşlar, detaylı anlatayım. Krankımızın arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse çift tarafı deldirdik arkadaşlar. Çift tarafı deldik daha doğrusu tornuda. Şöyle arkadaşlar, alta saç attık arkadaşlar. Şöyle fark edilirse belki görürsünüz, şöyle delikten altından falan görürseniz arkadaşlar. Arkadaşlar, krankamızın terazisini falan ayarlattım. Yani kendi mantığımı ve kendi düşüncelerimi kattık arkadaşlar. Yani kimseden bir alıntı malıntı yapmadım. Siz zamanlı gibi düşünün arkadaşlar. Siz zamanlı kranklarla benzer bir krank hallet yaptırdım. Arkadaşlar, krankamızın detaylı şeyi bu. Dengesi de harika arkadaşlar. Neresi alırsanız salın. Mesela arkadaşlar şöyle yapayım. Ortayı buluyor arkadaşlar. Şöyle yapayım arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orta yer tırı buluyor. Şuradan krankın dönme tarafı şu taraf. Şöyle yaparsanız arkadaşlar ortaya geliyor. Geri kalktırıyor arkadaşlar görünüşte. Krankımız arkadaşlar bu. Ya yani 70 mm takacağım arkadaşlar. Söylemiştim krank yaptıktan sonra çekeceğim videosunda. Şöyle taşladık arkadaşlar. Yani pistonu şey yapmasın diye, tam pistonun altına fazla almayalım diye arkadaşlar. Şöyle. Ve eteğe sürtmesin diye arkadaşlar. Arkadaşlar, krankımın çekerine bakın. Gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle yan tutarsın arkadaşlar, tam detaylı bir şekilde çıkar arkadaşlar. Şöyle hatta. Görün arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Çekeri yükselttik. Allah'ın izniyle 70 bin kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, krankın hepsi bu. Anlatacağım. Arkadaşlar, şanzıman da anlatacağım yarın bir gün. Ensan zaten anlattım. Bir de arkadaşlar silindir kapak ayarını anlatacağım. Kendinize iyi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.